kullanmıyor. Yani burada meşrep mi diyor, mezhep? Ben çünkü meşrep diyor. Hmm. Meşrep diyor. Ben Sabah gazetesinden haberi okuyorum. Hmm. Aynısı. Bir daha dinleyelim, bir daha açalım arkadaşlar. Bakalım meşrep mi mezhep mi diyor. Başından alalım. Evet. Evet. Ses. Evet, kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AK Parti Türkiye'si tüm bu sorunları aşmış, her türlü ayrımcılığa son vermiş, herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Sabah gazetesi bu konuşmayı şöyle özetlemiş. Mezhebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriyorlarsa her mağdurun yanında durduğumuz gibi senin de yanında oluruz. Yani aslında Cumhurbaşkanı onu kastediyor, doğru, mezhebi kastediyor. Yani etnik kimlik, meşrep ifadeleriyle esasen mezhebi kastediyor. Fakat Sabah gazetesi doğrudan Cumhurbaşkanı demediği halde mezhep ifadesini metne yerleştiriyor. Bunun sebebi aslında Aleviliğin onların dünyasında nereye denk düştüğünü ifade etmesi. Onlar insanın ailesinden getirdiği, benimse doğarken içinde olduğu ya da sonradan benimsediği kendilerinin dışındaki bir inancı adeta suç addediyorlar. Ve bu yüzden Cumhurbaşkanı zaten bunu kastetmiştir diyerek, aslında demese de ve gerçekten de onu kastettiği için metne mezhebi yazıyorlar. Çünkü Alevilik bu bakışta insanların, yani ben Sabah gazetesinde bunu yazanların ya da AK Parti'de bu görüşte insanların Aleviliğe temelden düşman, Alevilere temelden düşman, insanlığın yüz karası unsurlar olduğuna inanıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı burada ifadesinde, tekrar o bölüme Anadolu Ajansı'ndaki metne geri döneceğim. Çünkü Anadolu Ajansı en azından olduğu gibi yazmaya çalışmış. Cumhurbaşkanı burada kendisini sanki Kılıçdaroğlu'nu Alevi inancından ya da Alevi kimliğinden ötürü olası bir ayrımcılığa uğradığında onun garantörü kendisiymiş gibi, AK Parti'nin kendisiymiş gibi olumlu bir pozisyon oturtmaya çalışıyor. Zaten bu tartışma açılmış. Önce tip milletvekili Ahmet Şık bu tartışmayı açtı. Ardından, ki oraya geleceğiz, İYİ Parti Ankara milletvekili Halil İbrahim Oral bu tartışmada bir adım daha ileri götürdü meseleyi. Şimdi Cumhurbaşkanı'na kendisinin başlatmadığı bu tartışmada Kılıçdaroğlu'nu olası mezhebinden kaynaklı bir taarruza uğradığında onu koruyacakmış bir statü ve paye biçmeye çalışıyor. İtiraz ediyorum. Başbakanken kendisi başlattı bu tartışmayı. Tabii ama bugün için diyorum. Evet. Ama bugün yani, evet, şimdi ama diyor yani, ki bir... tabii ki öyle canım. Zaten o şu an Kılıçdaroğlu'nun mezhebini hatırlatan kişi olmaktan kurtuldu. Yani. Çünkü diyor ki benden önce iki kişi bu tartışmayı açtılar. Şimdi artık ben bunu anlayacağım ama seni koruyormuş gibi yapıp ben hatırlatacağım. Tartışmayı birkaç günlük bir parantez içine koyarsan şöyle, olur. Hayır, bundan sonra şöyle yapacak Kadir abi. Yani bugün böyle. Hmm. Bugün Kılıçdaroğlu'nu bu tartışma, siyasette mezhep tartışması üzerine topluma diyor, topluma şu mesajı veriyor. Bunu kendisi açmadı. Gerçekten de şu an en azından şu kısa vadede kendisi açmış olmadı. Açmış olmadı ama bundan hoşnut, bundan çok memnun. Çünkü yani bu hususta ilk söylen olmamış oldu. Fakat şimdi sözde Cumhurbaşkanı yani Kılıçdaroğlu olası bir Alevi kimliğinden ötürü mağdur olursa, canım ben burada AK Parti iktidarı olarak Türkiye'de ayrımcılıklara söz vermiş bir iktidar olarak seni korurum diyerek aslında Kılıçdaroğlu yani bu kimliğini hatırlatan... Kimlik demeyelim buna, kimlik... İnanışını diyelim, neyse ya. İnanışla değil, köken diyelim. Köken diyelim, tamam. Köken değil. Sorun yok benim için. Bilmiyoruz çünkü. Yani gerçekten Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimlikli bir insan olup olmadığını bilmiyoruz ki. Hayır. Bu konuda hiçbir şey yok, gönderme, hiçbir ifade yok. Çok yanlış bir şey. İstediğin kelimeyi kullanabilirim. Problem yok ama burada Cumhurbaşkanı açısından işlevi önemli. Yani kimlik olsun, köken olsun, olsun bu olsun. Cumhurbaşkanı sözde koruyucu bir tavır, evet, himayeci bir tavır göstererek meseleyi tekrar ve tekrar hatırlatacak. Tabii ki. Bundan sonra her konuşmasında bak sen kimliğin üzerinden sana böyle yapılıyor ama ben dur diyorum diyerek kimliği sürekli gündemde tutacak. Tabii ki. Bunu da sureti haktan görerek yapacak. Şimdi bak diyor ki burada asıl insanı fevkalade rahatsız eden cümle de tam olarak burada. Diyor ki bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de
yanında oluruz. Sonra ne diyor? Şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana abu altına sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. Sayın Cumhurbaşkanı, bir insan sizin iktidarınızda hiçbir insan inancı ve eğilimi nedeniyle korunmamıştır. Sizin kendinize yakın bulduklarınız müstesna. Aleviler sizin iktidarınızda Türkiye Cumhuriyeti'nde görmedikleri bir ayrımcılığa uğramıştır. Hem de bizzat sizin ağzınızdan dile gelmiştir bu. Bizzat siz yaptınız Sayın Cumhurbaşkanı. Siz 2011-2014 seçimlerinde hem de Maraş gibi 1978 yılındaki acı Maraş hatırasının olduğu bir şehirde. Oraya gidip biliyorsunuz Bay Kemal Alevi demiş bir siyasetçisiniz. Siz o meydanda bu cümleyi söyledikten sonra toplanan yandaşlarınıza onu yuhalatmış bir insansınız. Siz sözde Dersim meselesini açıp Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini burayla ilişkilendirerek biliyorsunuz Alevi demiş bir insansınız. Siyasette mezhep meselesini bu kadar alileştiren ve aleyhte bir kampanyanın konusu haline getiren sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Bu kadarla bitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, siz 17-25 Aralık dinlemelerinde bir hakimin mezhebini soran kişisiniz. Alevi değil mi diye sordunuz. O hakim Alevi olduğu için pozisyonunu kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin yönettiğiniz dönemde sizin eski ortaklarınız olan ne istediyse verdiğiniz Fethullahçı savcılar Aleviliği neredeyse bir suç gibi gösterdiler. Siz baktınız ve seyrettiniz ve destek verdiniz. Türkiye'de bir emekli albay vardı, şimdi rahmetli oldu. Sünni olduğu halde sözde Karargah Evleri adlı Alevi cuntasının lideri diye yattı bu ülkede cezaevinde. Kendisi Sünni olduğunu 1960 tarihli nüfus cüzdanlarını mahkemeye sunarak ispatlamak zorunda kaldı. Hiç mi utanmadınız ya? Bu vaziyet hiç mi kimsenin ruhunu titretmedi? Ötekileştirmeye karşıydınız. O gün niye olmadınız? Sizin iktidarınızda Alevi savcılar, Alevi hakimler, Alevi kamu görevlileri sadece o kökenden ya da o inanıştan ya da o aidiyetten oldukları için neredeyse Ergenekon ya da diğer terör örgütü örgütleri, varlığı iddia edilen örgütlerin, yaratılmış örgütlerin ya da bir darbe girişiminin unsuruymuş gibi suçlandılar. Sizin ülkenizde Sayın Cumhurbaşkanı, eğer ötekileştirme yoksa, eğer siz her mazlumun yanındaysanız, eğer her şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden de ötürü birileri sopa altından, aba altına sopa gösteriyorsa sizin iktidarınız yapıyor bunu. Sizden başkası yapmadı bunu. Sizden başkası yapmadı Sayın Cumhurbaşkanı. 316 tane milletvekiliniz var. Bak, 600 vekilin 316'sı sizde. Bir tane Alevi vekiliniz var mı? Bir tane Alevi vekiliniz var mı? Yok. Niye yok? Hani Türkiye'yi teslim vardı, ediyordunuz? İbrahim Yiğit'le iki kişi vardı. Reha Çamuroğlu. O da 2007 seçimlerinde. Ama işte öyle bir isim olarak. Mostralık bir tane. Yahu bir daha hiç olmadı. Bir tane Alevi milletvekiliniz var mı? Yok. Nerede ötekileştirmeyle mücadele? Bizzat ötekileştiren sizsiniz. Bizzat Alevi olduğu için yurttaşlara ayrımcılık uygulayan sizsiniz. Sizin partiniz 2-3 istisna hariç bir Alevi'yi bile aday göstermedi. Bak son dönemde rahmetli Mark Aresayan milletvekiliydi. Ermeni bir yurttaşımızdı. Siyasiyle anlaşamıyorduk ama önemli değil. Ermeni bir yurttaş temsil edildi. Daha fazla olsun. CHP'de göstersin, İYİ Parti'de Ermenilerimiz temsil edilsin. Garopaylan var, temsil ediyor. AK Parti 30 bin, 40 bin yurttaşımız var. Mark Aresayan'ı aday gösterdi. İyi yaptı. Bak o iyi yaptı. Deşim, 15 milyon Alevi'nin bir temsilcisi yok sende. Bu ayrımcılık değil midir? Bu ötekileştirme değil midir? Bu yok sayma değil midir? Senin bir tane Alevi hakim varsa, Alevi valin yok. Varsa da kendini saklıyor, bilmiyoruz. Alevi hakimin yok. Alevi kaymakamlardan geçtik, kaymakamı yok. Alevi emniyet müdürün varsa da kendisini saklıyor. Çok acıdır. Bana bunu yargıçlar anlattılar. Alevi kimliğinden ötürü bilinen hakim savcıların tayin terfi için annelerin yani işte anneleri ya da eşlerinin başlarını örttürerek görüşmelere gittiğini anlattılar. Siz buna mecbur bıraktınız insanları. Sadece bu ülkede nüfusuna Tunceli adı da Mahir yazdığı için yazılıyı geçti halde sözden elenen hakim savcı adayları var. Bir örnek vereyim. Bak bir örnek vereyim. Yeni Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar. Kadir abi duymamış olabilirsin adını. Yeni Anayasa Mahkemesi üyesi. Çorum Baro Başkanı'ydı. Çorum Baro Başkanı'ydı. AK Parti üyesiydi. AK Parti üyesiydi ve baro başkanlarının desteğini alarak Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. AK Parti iktidarı döneminde belki tek terfi eden Alevi'dir. AK Parti İl Başkan Yardımcısı'ydı.
Baro başkanıydı ve terfi etti. Nasıl terfi etti biliyor musun? Kenan Yaşar AK Parti kurulduğu gün üye olmuştu. Yani giderek muhafazakarlaşmış, İslami eğilim içerisinde dönüşmüş bir Aleviydi. Kurulduğu günden bu yana AK Parti üyesiydi. İl başkan yardımcısı oldu. Hiçbir zaman il başkanı olamadı. Çorum'da bir gün olsun milletvekili adayı gösterilmedi. Çorum'da bir gün olsun hepsinde aday adayı oldu. Hiçbirinde gösterilmedi. Aleviliği AK Parti'de bile aday olmasının önüne geçti. Bir kere işine yaradı. Yargıda Aleviler vardır belki oy verirler diye. Onda da aday gösterdiler ve seçildi. Ya sizin içinizde size inanmış bir Alevi yurttaşın bile başına gelen bu. Şimdi AK Parti şunu yapacak. Çıkacak da Sayın Cumhurbaşkanı miting meydanlarında. Ey Kemal, Bay Kemal, Aleviliğinden ötürü senin başına bir şey gelirse garantörü benim diyecek. Yani bu Alevi diyecek aslında. Ve tekrar tekrar kitlelerinin nezdinde belki de onu yuvalatacak şekilde Kemal Bey'in Aleviliğini siyaset meydanının malzemesi haline getirecek. Ya da Alevi yurttaşlarımızın kimliğini bir kampanyanın konusu haline getirecek. Samimiyseniz bugünü beklemeyin. Mitingi de beklemeyin. Türkiye'de kaç tane Alevi vali var? Söyleyeyim kardeşim, öğrenelim. Kaç tane Alevi emniyet müdürü var? Söyleyin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen siz neden cemevlerini ibadet yeri saymıyorsunuz? Samimiyseniz söyleyin kardeşim. Neden cemevleri kendi elektriğini, kendi suyunu kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor? Neden cemevi cümbüşevi diyorsunuz? Açıklayın kardeşim. Neden Alevilerin çocuklarına zorunlu din dersini öğrettiriyorsunuz? Söyleyin, açıklayın kardeşim. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ki Kemal Bey'in o kökeni benimsiyor, benimsemiyor. Beni de ilgilendirmiyor. Kökeni siyaset meydanının temel unsuru haline gelecek. Ama şunu söyleyeyim. Medeni dünya bunu çoktan terk etti. Bu türden şeylerin, işte kökenlerin, eğilimlerin, siyasetin konusu olması artık dünyada ayıp addediliyor. Artık hakaret sayılıyor. Artık insanlaşmamanın, olgunlaşmamanın ölçüsü kabul ediliyor. Bak, dünyanın öykündüğü Amerika'da, değil mi? Siyah bir başkan Amerika için devrim sayıldı. O gün siyahtan başkan olur mu diyenler bugün Türkiye'de Alevi'den başkan olur mu diyenlerle denktirler. Dünyada aynı yere düşerler. Aynı ırkçılığa düşerler. Aynı gericiliğe düşerler. Aynı insan olmamışlığa düşerler. Ben Alevi'ne Sünni'ne bakmam. Beni iyi yönetir mi ona bakarım. Beni iyi yönetir mi? Beni daha adil yönetir mi? Beni yasalara uygun, demokratik bir Türkiye'ye beni kavuşturur mu? Türkiye'den kaçmak zorunda hisseder miyim? Türkiye'de kalmak zorunda mı hissederim? Çocuğumun, eşimin, ailemin bu ülkede mutlu olmasını sağlar mı? Korkar mıyım kendisinden? Beni tehdit eder mi? Beni içeri attırır mı? Çetelerle, tarikatlarla birlik olup ülkenin üzerine kabus gibi çöker mi? Oy verdiğimde seçim sonuçları iptal eder mi? Ben buna bakarım. Kemal Bey'e baktığımda bunları görmüyorum. Bunu söyleyeyim. Evet. İstersen İYİ Parti'ye geçelim. Şöyle ki, bunu hep ben söylüyorum, her fırsatta söylüyorum. Bir yerde bir kıyaslama